Merhaba arkadaşlar, binom açılımıyla beraberiz. Binom açılımı kolay ve keyifli bir konu. Buradan bir adet soru bekliyoruz. Önce Pascal üçgeninden bahsedelim. Pascal üçgeni binom katsayılarını veren üçgensel bir sayı dizisidir. Pascal'ın adıyla anılsa da bu sayı dizilimi ile ilgili ilk çalışmaları Pascal'dan 600 yıl önce İslam matematikçisi Ömer Hayyam yapmıştır x artı y sıfırdan farklı n de bir doğal sayı olmak üzere x artı y'nin eninci kuvvetinin açılımına ne diyoruz? Binom açılımı diyoruz arkadaşlar. Açılıma geçmeden önce katsayılarla ilgili birkaç bilgi de bulunalım. Katsayılar nasıl e, oluşur? x artı y'nin sıfırıncı kuvvetinin katsayıları nedir? 1'dir arkadaşlar. x artı y'nin birinci kuvvetinin katsayıları 1x 1y x artı y'nin karesinin katsayıları ise 1 2 1 olacaktır. Bunlar nereden elde edilir arkadaşlar? Şunlar 1 1 1 şeklinde yazarken 1'levi topladığımızda 2, 1 ile 2'yi topladığımızda 3, 2 ile 1'i topladık 3, 3'te 3 ile 3'ün toplamı 6, 3 ile 1'in toplamı 4, 3 ile 1'in toplamı 4 şeklinde katsayılar elde edilir arkadaşlar. Aslında bu katsayılar binom katsayılarıdır. Yani şuradaki 1 nereden gelir? 0'ın 0'lı kombinasyonudur. Peki şuradaki katsayılar nereden gelir? 1'in sıfırlısı 1'in birlisidir. Buradaki 2'nin sıfırlısı birlisi ikilisi. Buradaki 3'ün sıfırlısı birlisi ikilisi üçlüsüdür arkadaşlar. Yani x artı y'nin karesini açtığımızda katsayılar 2'nin kombinasyonlarıdır. x artı y'nin küpünün açılımını yaptığımızda katsayılar 3'ün kombinasyonlarıdır. Şuna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. 3'ün bir, birlisi ile 3'ün ikilisini topladığımızda bakın şu iki sayıyı topladığımızda bunu veriyordu. O zaman şu ikisini topladığımızda da bunu verecektir. Yani 3'ün birlisi ile 3'ün ikilisinin toplamı 4'ün ikilisi olacaktır. Binom özdeşliği yukarıdaki binom katsayılarından da anlaşılacağı üzere satırdaki ardışık katsayılar toplanarak bir alt satır oluşturulmuştur. Örneğin 3'ün birlisi ile 3'ün ikilisinin toplamı 4'ün 2'lisidir. Az önce de gösterdiğimiz gibi arkadaşlar. Buradan şu kural ortaya çıkar. N'in R'lisi ile N'in R artı birlisinin toplamı N artı 1'in R artı birlisi. Yani 3'ü bir artırdığımızda yine 4'ün ikilisine eşit oluyormuş. Buna göre şu örneğe bakalım. 10'un 7'lisi ile 10'un 8'lisinin toplamı nedir arkadaşlar? 11'in 8'lisidir. Peki 11'in 8'lisi ile 11'in 9'lusunun toplamı 12'nin 9'lusu olacaktır. Binom katsayıları incelenirse satırlardaki katsayıların toplamı alt küme sayısını vermektedir arkadaşlar. En eşit 4 olan binom katsayıları 4'ün 0'lı, 1'li, 2'li, 3'lü ve 4'lü kombinasyonlarıdır. Buna e, burada kaç tane katsayı var? 5 tane. Yani buradaki terim sayısı 4'ün bir fazlası tane arkadaşlar. Bu katsayılar arasında 4'ün 0'lı, 1'li, 2'li, 3'lü ve 4'lülerinin toplamı neyi veriyor? 2 üzeri 4, 16'yı veriyor. Bunu kümelerde görmüştük zaten. 4 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt kümeleri, 1 elemanlı, 2 elemanlı, 3 elemanlı, 4 elemanlı alt kümelerinin toplamı 2 üzeri 4, 16'ydı arkadaşlar. Bu arada sadece çiftleri alırsak 4'ün 0'lı ikili 4'lüsünün toplamı 2 üzeri 4'ün yarısı 8'dir. Yine tekleri alırsak o da diğer yarısı yine 8 olacaktır. Örnek 2 aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz demiş. Bakıyorum 12'nin 0'lısı ikilisi 4'lü 6, 8, 10, 12'li yani çift olan sayıların toplamı kombinasyonların toplamını sormuş. Tamamını sorsaydı ne olurdu? 2 üzeri 12 çiftleri sorduğu için yarısını alırız ne olur? 2 üzeri 11 olur. Yine 9'un kombinasyonlarından sadece tek olanları almış. Hepsini sorsaydı ne söyleyebilirdim? 2 üzeri 9 sadece tekleri sorduğu için 2'ye bölersek ne olacaktır? 2 üzeri 8 olacaktır. Pascal üçgeninin 7 elemanlı satırındaki en büyük sayı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi 7 elemanlı satır hangisi? 6'nın kombinasyonlar. Niye? 6'nın sıfırlısı, 1'li, 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li, 6'lı olmak üzere bakın kaç tane terim oldu? 2, 4, 6, 7 tane terim oldu. Yani terim sayısı 7 ise demek ki altının kombinasyonlarını soruyor demektir. 7 elemanlı satırındaki en büyük sayı hangisidir? En büyük sayı ortadakidir arkadaşlar. Altının üçlüsü nedir? 20'dir. Binom açılımı A ve B gerçek sayılar N doğal sayı olmak üzere A artı B'nin n'inci kuvvetinin açılımına bunu şöyle açıyoruz. N'in sıfırlısı, birlisi, ikilisi, enlisi. A'nın kuvvetleri A üzerinden azalarak gidiyor. B'nin kuvvetleri artarak gidiyor. B üzeri 1, B üzeri 2, B üzeri n şeklinde. Bu ifadeye ne diyoruz arkadaşlar? Binom açılımı diyoruz. Aşağıdaki ifadelerin binom açılımlarını binom katsayılarından faydalanarak bulunuz diyor. X artı y'nin karesinin açılımını soruyorsa arkadaşlar 2'nin kombinasyonlarını kullanacağız. 2'nin sıfırlısı, 2'nin birlisi, 2'nin ikilisi olacak katsayılar. Peki x'in kaçıncı kuvveti? İkinci kuvveti. x'in birinci kuvveti. Sıfırıncı kuvveti yazmıyoruz. Bir oluyor. y'nin sıfırıncı kuvveti. y'nin birinci kuvveti. y'nin ikinci kuvveti olacaktır. Buradan 2'nin sıfırlısı bir. 1 tane x kare. 2'nin birlisi 2. 2 x y. 2'nin ikilisi bir. y kare olacaktır. Küpünü açalım aynı mantıkla. Ne yapacağız? 3'ün kombinasyonlarını alacağız. Sıfırlısı, birlisi, ikilisi, üçlüsü. Peki x'in kuvvetleri ne olacak? x küp, x kare, x, x kayboldu, bir kaldı. x üzeri sıfır oldu orası. y'nin sıfırıncı kuvveti, y'nin birinci kuvveti, y'nin ikinci kuvveti, y'nin üçüncü kuvveti. Düzenlersek 3'ün sıfırlısı 1 x küp, 3'ün 1'lisi 3 x kare y, 3 x y kare, artı y küp olacaktır. x eksi y'nin dördüncü kuvvetinin açılımını yapalım. Nedir? 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü, 4'ün dörtlüsü. Yanına ne gelecek? x üzeri 4, y üzeri 0, x küp y, x kare, y kare, x, y küp, x kayboldu y üzeri 4. İşaretler eksi olduğu için artı, eksi, artı, eksi, artı. Düzenlersek 4'ün sıfırlısı 1, x üzeri 4. 4'ün birlisi 4, 4, x küp y. 4'ün ikilisi 6, x kare, y kare. Eksi e, 4'ün üçlüsü 4, x, y küp. Artı y üzeri 4 olacaktır. A artı B'nin kuvveti ifadesinde terim sayısı n artı 1'dir. Hatırlayın n'in kombinasyonlarını aldığımızda n'in bir fazlası tane terim çıkıyordu. O zaman A artı B'nin kuvvetinde n artı 1 terim olur. Hatta x artı y'nin karesini açtığımızda bakın 1, 2, 3 terim geliyor. x artı y'nin küpünü açtığımızda 1, 2, 3, 4 terim geliyor. Neden böyle? Kombinasyon sıfırdan başladığı için böyle. Değişkenlerin yerine 1 yazdığımızda arkadaşlar neyi buluruz? Katsayılar toplamını. Değişkenlerin yerine 0 yazarsak sabit terimi buluruz. İfadesinin binom açılımında kaç tane terim vardır diyor. Üzeri 4 olduğuna göre 4'ün bir fazlası. Katsayılar toplamını bulmak için değişkenin yerine 1 yazarız. 3-1'in 4. kuvveti 2 üzeri 4 ne yapacaktır? 16 yapacaktır. Sabit terimini soruyorsa değişkeni yerine bu defa 0 yazarız. Geriye ne kalır? Eksi 1 üzeri 4'ten aradığımız cevap 1 olacaktır. A artı B'nin eninci kuvveti ifadesi A'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan R artı birinci terim E'nin R'lisi şu R aynı zamanda B'nin de kuvveti B üzeri R A'nın üzerinde ne olacak? N eksi R. Yani A ve B'nin kuvvetleri toplamı neyi verir? Alttaki R ifadesi B'nin kuvvetidir deriz arkadaşlar. İfadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 3. terimin katsayısı kaçtır diyoruz. Demiş arkadaşlar 3 tane hemen şöyle parantez koyuyoruz. Birincisi katsayı, birinci ifade, ikinci ifade. Birinci ifade 2x, ikinci ifade -y. Başına ne yazacağız? Şurada 4 yazdığı için 4'ün bir kombinasyonu olacak. Ne diyor? Baştan 3. terim dediği için 1 eksiğini alıyorum. 4'ün ikilisi oluyor. Buraya 2 yazdığımda şu 2. terimin de kuvveti ne oluyor? 2 oluyor. E, bu kuvvetlerin toplamı neyi veriyor? 4'ü veriyor. 4'ten 2 çıkarırsak 4 eksi 2 burası da 2 olur. 4'ün ikilisi nedir? 6. 2x'in karesi nedir? 4x kare. Eksi y'nin karesi y kare. Buradan ne olacaktır? 24 x kare y kare olacaktır. Ne diyor? Kat sayısı kaçtır diyor. Kat sayısı 24 olacaktır. İfadesi A'nın azalan kuvvetlerine göre binom açılımı yapıldığında terim sayısı 6'ymış arkadaşlar. Demek ki en neymiş? 5'miş. Buna göre baştan 4. terim, baştan 4. terim 5'in nesi olur? Üçlüsü olur. 5'in üçlüsü 3A'nın bir kuvveti olacak, 2B'nin kuvveti olacak. Şuraya 3 yazdığıma göre 2B'nin nesi olmalı? Küpü olmalı. 5'ten 3 çıkarırsam burası ne olmalı? 2 olmalı. Düzenlersem 5'in üçlüsü 10. 3 A'nın karesi 9 kare. 2B'nin 8 B küp. Bu da ne olur? 72 çarpı 10. 720 A kare B küp olacaktır. İfadesinin açılımında x üzeri 5'li terimin kat sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi 5. kuvvet olduğu için 5'in R'li e, kombinasyon olacak burada. Birinci terimiz nedir? X küp. İkinci terimimiz. 2 iki bölü. X kare. Şuradaki işarete de dikkat edin. Buradan dolayı çok soru gidiyor arkadaşlar. Şuraya R yazarsam. R yazarsam. Burası da ne olur? R olur. Burası ne olur? 5 eksi R olur. Buradan ne elde etmem gerekiyor? X üzeri 5 elde etmem gerekiyor. Düzenleyelim. X'in hangi kuvveti? 3 üstün üstü olunca üstler çarpılıyordu. 3 kere 5 15 eksi 3 range kuvveti. Eksi 2 üzeri R önemli değil. Şu anda X'in kuvvetine bakıyorum. X üzeri eksi 2 R yukarı çıkınca bu neye eşitmiş? X üzeri 5'e. Üstleri toplarsam 15 eksi 5 beş R 5'e eşit. 5 R buradan 10. R ne gelecektir? 2 gelecektir. Neyi soruyordu bize? X üzeri 5 terimin katsayısını. R'nin yerine 2 yazarsam 5'in ikilisi x küpün 5 eksi 2 üçlüsü eksi 2 bölü x karenin nesi ikilisi. Arkadaşlar her zaman böyle uzun uzun yapmaya gerek yok. Sonuçta bunlar doğal sayı olduğu için 1-2 deneme ile çok rahat bulabiliriz. Bakın birinci terimin küpünü alırsam ikinci terimin karesini alırsam 9'dan 4'ü çıkarırsam paydada olduğu için yukarı çıktığında eksi olacak. 4'ü çıkarırsam x üzeri 4 var. Ne gelecektir? x üzeri 5 gelecektir. Direkt tahmin de yapabilirim. Buradan ne olacaktır? 5'in ikilisi 10, x üzeri 9, x e 2'nin karesi 4 bölü x üzeri 4. Buradan da ne olacak? 40, x üzeri 5 olacak. Kat sayıyı sorduğu için cevabımız 40 olacak. İfadesinin açılımında sabit terim kaçtır diyor arkadaşlar. Daha önce sabit terimi bulur. işgeni yerine 0 yazıldığını öğrenmiştik ama Burada x paydada olduğu için değişkenin yerine burada 0 yazamayız arkadaşlar. O zaman nasıl bulacağız sabit terimi? Şöyle terimleri bir yazalım arkadaşlar. 3x küp var. Eksi 1 bölü x var. Ee başında da ne var? 8'in bir ifadesi var. Peki buraya ne yazarsak daha doğrusu kuvvetlerine ne yazarsak x'ler giderler. Şimdi sabit terimde ne yok? x yok. x'i yok etmem gerekiyor. 8'i öyle paylaştırmalıyım ki x'ler sadeleşmeli. Eğer şuraya 2 yazsam 3 kere 2 6 olur. Buraya da 6 kalır. Bunların toplamı 8 olmalı. Buraya 6 kalır. Bakın paydada x üzeri 6 olur. Yukarıda da x üzeri 6. x'ler birbirini ne yapar? Götürür. Buraya 6 yazarsam bu da 6 olur. 8'in 6'lısı ile 8'in ikilisi aynısı. Yani aslında buraya 2 de yazsam olur. Ne olur? 28. 3'ün karesi nedir? 9. x'ler gitti. Eksi 1'in 6. kuvveti nedir? Artı 1. Dolayısıyla sonucumuz 9 çarpı 28 olacaktır. Peki 10 tane 28 olsaydı 280 olurdu. 28 çıkarırsak ne kalır? 252 kalacaktır. İfadesinin binom açılımı x küpün azalan kuvvetlerine göre sıralandığında ortadaki terimi bulunuz diyor arkadaşlar. 6. kuvvet olduğu için ortadaki terim arkadaşlar küpü olacak. Yani kuvvetlerin birbirine eşit olduğu terim olacak. Burada x küpün küpü, burada ise eksi x'in küpü. Önüne ne gelecek? 6'nın üçlüsü gelecek. 6'nın üçlüsü neydi? 20. x üzeri 9. Eksi x'in küpü nedir? Eksi geldi buradan. x küp oldu. Buradan da ne olur? Eksi 20. x üzeri 12 olacaktır. İfadesinin binom açılımı şu şeklindeymiş. Buna göre BNK'nın toplamı nedir diyor arkadaşlar. Şuraya baktığımda x üzeri 16 demiş. Bu nedir? x karenin 8. kuvveti. Demek ki n neymiş burada? 8'miş arkadaşlar. Peki şu ifadeye bakalım şimdi. x üzeri 10 demiş. x üzeri 10 x karenin 5. kuvveti arkadaşlar. Ee, burada ne var? O zaman 2y kübün kaçıncı kuvveti olmalı? 8 olması için 5, 3 daha 8 olmalı. Peki önündeki kat sayı ne olmalı arkadaşlar? 8'in 8'in 3'lüsü olmalı. Düzenlersek burayı 8'in üçlüsü 56 x üzeri 10 e, 2'nin küpü 8 çarpı y üzeri 9. 8 ile 56'yı çarparsak ne olur? 8 kere 5 40 400 448 x üzeri 10 y üzeri 9 olur burası. Buradan b ne geldi? 9 geldi. Neyi zaten 8 olarak bulmuştuk. ne oldu. 448 oldu. 448, 8 daha 456, 9 daha 465 olacaktır. İfadesinin binom açılımdaki terimlerden birini vermiş. Buna göre bu açılımın katsayılar toplamı nedir demiş. Şimdi baktığımda x üzeri 6 görüyorum burada arkadaşlar. x karenin kaçıncı kuvveti x üzeri 6 gelir? x karenin 3. kuvveti x üzeri 6 gelir. Peki eksi 3y'nin kaçıncı kuvvetinden y kare gelir? Eksi 3 y'nin de karesinden y kare gelir. O zaman şu kuvvetlerin toplamı neyi veriyordu? Neyi veriyordu? Demek ki burası neymiş? 5'miş arkadaşlar. Bizden ne istiyordu? Katsayılar toplamını. Katsayılar toplamı için değişkenlerin yerine ne yazacağız? 1 yazacağız. Ne olur? 1 eksi 3 üzeri 5 eksi 2 üzeri 5 o da ne yapacaktır? Eksi 32 yapacaktır. Ese sorusu. Şu ifade verilmiş bu ifadenin açılımı x'in kuvvetlerine göre sıralandığında sabit terimi 6 oluyormuş arkadaşlar. Burada sabit terimi nasıl buluruz? Yukarıda x'in karesi var aşağıda x var arkadaşlar. O zaman birincinin karesi ile ikinciyi çarparsam x kareler birbirini götürür. Yani m bölü n x'in karesini alacağım. n x kare bölü m'nin birinci kuvvetini alacağım. Katsayısı ne olacak peki? Şurada 1 yazdığım için 3'ün birlisi olacak arkadaşlar. Peki düzenleyelim bunu ne olur? 3'ün birlisi 3. Burası m kare bölü n kare x kare oldu. Bu da n x kare bölü m oldu. Buradan x kareler gitti. n'lerden biri, m'lerden biri sadeleşti. Ne oldu? 3m bölü n n oldu arkadaşlar. Sabit terim neymiş? 6. Sadeleştirirsek buradan da m bölü n ne gelecektir? 2 gelecektir. Toplamının sonucunu binom açılımı yardımıyla bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi şöyle düzenleyelim. 6'nın sıfırlısı çarpı 1 üzeri 6 artı 6'nın birlisi çarpı 1 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 1 artı 6'nın ikilisi çarpı 1 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 2. Böyle devam ediyor. 6'nın altılısı çarpı 1 üzeri 0 1 gitti. Ne oldu? 2 üzeri 6. O zaman arkadaşlar bu neyin açılımı aslında? 1 artı 2'nin 6. kuvvetinin açılımı. Bu da ne olacaktır? 3 üzeri 6 yapacaktır. 2020 AYT sorusu M ve N tam sayılar olmak üzere ifadesinin açılımında terimlerden birini vermiş arkadaşlar. Buna göre M artı N toplamı kaçtır diyor. Binom açılımı için hemen şöyle üçlü parantezi yazalım arkadaşlar. Birincisi katsayı, birinci ve ikinci terimler. Terimleri yazacak olursak x kare ve 2'ye geldi. Katsayısı ne olacak? 7'nin bir kombinasyonu olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım elimizde ne var? Y kare olacakmış burası. Y karenin olması için iki yerine kaçıncı kuvveti olmalı? İkinci kuvveti olmalı. Buraya 2 yazdıysam 7'nin tabanına da ne yazmalıyım? 2 yazmalıyım. Ayrıca kuvvetlerin toplamı 7 olması gerektiği için x karenin üzerine de 5 yazmalıyım. 5, 2 daha 7 yapmalı. Buradan açarsak 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2'den 21, x üzeri 10. 2 y'nin karesi 4, y kare yapacaktır. 4 ile 21'i çarparsam 84, x üzeri 10, y kare aradığım cevap olacak. Buradan da ne istemiş benden? M ile N'nin toplamını istemiş. M dediğimiz 84, N dediğimiz 10'muş. Toplarsak ne gelecek? 94 gelecek. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum arkadaşlar. İfadesinin binom açılımında kaç terim vardır demiş arkadaşlar. Kuvveti 7 olduğuna göre 7'nin bir fazlası 8 tane terim vardır. İfadesinin binom açılımında oluşan terimlerin katsayıları toplamı nedir demiş. Değişken yerine 1 yazdığımızda 3-1 2 yapar. Üzeri 4 16 katsayılar toplamı olacaktır. Binom açılımında sabit terim kaçtır diyor. Değişkeni yerine 0 yazdığımızda sabit terim gelecektir. O da ne olur? 3'ün 3. kuvveti ne yapar o da? 27 yapacaktır. Hangisi x artı y'nin köpü ifadesinin binom açılımında oluşan terimlerin katsayılarından biri değildir diyor. x artı y'nin küpü açılımında katsayılar 3'ün kombinasyonlarıdır. 0'lısı, birlisi, ikilisi, üçlüsüdür. Dördün kombinasyonu değildir. İfadesinin binom açılımında x küplü terimin katsayısı kaçtır diyor arkadaşlar. şu katsayımız birinci terim, ikinci terim hemen yazdık. 3x'in nesi olmasını istiyor bizden? Küpü olmasını istiyor. O zaman 2'nin nesi olacak? Birinci kuvveti. Çünkü toplamı nedir? 4. 4'ün altında ne olacak peki? Şurada ne yazıyorsa ikinci terimin yanında? O olacak. 4'ün birlisi olacak. Bu da ne olur? 4 çarpı 3'ün küpü 27 x küp çarpı 2 olacak. 8 çarpı 27 o da ne yapar arkadaşlar? 216 yapacaktır. İfadesinin binom açılımında sabit terim kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen terimleri şöyle yazalım. Şu da başına gelecek olan ifade. Peki şurası kaçmış? 12 imiş. Demek ki şurası 12 olacak. Peki ne istiyor bizden? Sabit terimi. 12'yi şuraya öyle bir dağıtacağız ki x'ler birbirini götürecek arkadaşlar. Baktığımda x kare ve x üzeri 1 olduğunu görüyorum. O zaman şuraya 4, buraya 8 versem x üzeri 8 gelir burada. Burada da payda da x üzeri 8 gelir. Birbirini götürürse sabit terim gelir. 8'i o zaman buraya da yazabiliriz. O halde katsayı 12'nin 8'lisi ya da 12'nin 4'lüsü oldu. Burası ne oldu? x üzeri 8. Burası ne oldu? Eksi 1'in 8. kuvveti artı 1 oldu. x üzeri 8. Bunlar giderse demek ki geriye ne kalır? Sabit terim kalır arkadaşlar. O da ne olacaktır? 12'nin dörtlüsü hesaplarsak ben sizin hesapladım. 495 yapacaktır. Pascal üçgeninin bazı basamakları verilmiş. Birinci basamakta bir sayısı var. 2. basamakta 1, 1. 3. basamakta 1, 2, 1 şeklinde devam ediyor. Buna göre 8. basamaktaki sayıların toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. 1. basamaktaki sayıların toplamı 1. Yani 2 üzeri 0. 2. basamakta 2 üzeri 1. 3. basamakta 2 üzeri 2. 2 üzeri 3. 2 üzeri 4. Yani basamak sayısının bir eksiği kuvvet. 2'nin kuvveti olacak. 8. basamakta ne olacak? 2 üzeri 7 olacak arkadaşlar. 2 üzeri 7 ne eşit? 128'e eşit olacak. Toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor? 6'nın üçlüsü, 6'nın dörtlüsü. Bir basamak yukarı çıkıyoruz. 7'nin nesi oluyor arkadaşlar? Dörtlüsü oluyor. İfadesinin binom açılımında oluşan terimlerin katsayıları toplamı Eksi -27'ymiş. X yerine 1 yazarsak, Y yerine de 1 eksi 3 üzeri n ne eşitmiş? Eksi 27'ye. O da eksi 3'ün küpüne eşit zaten. N ne gelir buradan arkadaşlar? 3 gelecektir. İfadesi A'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında sondan 3. kaçtır demiş arkadaşlar. Birinci terimiz 2A. Iki ikinci terimiz eksi 3B. Kat sayısını 6'nın bir ifadesi. Sondan üçüncü terim dediğine göre arkadaşlar baştan dediğinde y'nin kuvveti olarak yazıyorduk. Sondan dediğinde x'in kuvveti olarak yazacağız. Ancak üçüncü terim dediği için 2 iki yazacağız. 2 ile neyin toplamı 6 yapar? 4'ün toplamı 6 yapar. 4 yazdıysak buraya şuraya da 4 yazacağız. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşit. O da 15. 2a'nın karesi 4'e kare. Eksi 3 üzeri 4 81 b üzeri 4 yapacaktır. Bu ifadeyi düzenlediğimizde ne gelir? 4860 yanında ne var? A kare B üzeri 4 gelecektir. Olduğuna göre A kaçtır demiş arkadaşlar. X kare birinci terimimiz, ikinci terimimiz eksi 3. Başına ne gelecek? 5'in bir kombinasyonu gelecek. Burada ne var? X üzeri 6 var arkadaşlar. 6 olması için e, X karenin nesi olmalı? Küpü olmalı x karenin küpü olduysa yanındaki ifadenin nesi olmalı? Karesi. Başına ne gelecek o zaman? 2. 5'in ikilisi 10. x üzeri 6. x'i 3'ün karesi 9. Buradan da 90. x üzeri 6. Aradığımız cevap olacaktır. İfadesi x karenin azalan kuvvetlerine göre açıldığında x üzeri mi y küplü terim baştan kaçıncı terimdir diyor arkadaşlar. İlk terimde y'nin kaçıncı kuvveti oluyor? 0. Sonra y üzeri 1, y üzeri 2, y üzeri 3. Şu birinci terim, ikinci, üçüncü, dördüncü terim oluyor arkadaşlar. İfadesinin binom açılımında sabit terim 90'mış. Sabit terimi nasıl buluruz burada arkadaşlar? X kare var, payda da x küp var. 5'i dağıtacağız. Nasıl dağıtırız? Eğer x karenin küpü yaparsam, şunu da x a bölü x küpün karesi olarak alırsam, x üzeri 6, aşağıda x üzeri 6 birbirini götürecektir. Peki kat sayı ne olacaktır? 3, 2 daha 5'in ikilisi olacaktır. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Sabitlerim 90'mış. Buna göre düzenleyelim. 10 çarpı x üzeri 6, 2 üzeri 6'lar gidecek. Eksi a'nın karesi ne olacak? A kare. Bu ne eşitmiş? 90 kare 9'a eşit. A buradan ne gelecektir? Artı eksi 3 gelecektir. Bizden ne istiyor? A'nın pozitif değerini. O da ne olacaktır? 3. İfadelerin binom açılımları toplamında x kareli terimin katsayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Dereceler küçük olduğu için bu terimleri açalım. Birincinin açılımını yapıyorum. Ne olur? 2x'in karesi 4x kare. x'in çarpımının iki katı 4x artı 1. Bunun açılımını yapıyorum. x küp artı 3x kare çarpı 3 artı 3x çarpı 3'ün karesi artı 3'ün karesi. Buradan ne istiyor bizden? X kare terimleri istiyor. Sadece onlara bakalım. Burada ne var? 4 tane x kare. 9 da burada. 13 x kare olacaktır. İfadesinin açılımında ortadaki terim baştan kaçıncı terimdir diyor. Kuvveti 12 olduğu için 13 tane terim var arkadaşlar burada. 13 tanesi olur. 7 olacaktır. İfadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında katsayısı en büyük olan terim ortadaki terimdir. O zaman burada ne var? 16. kuvveti olduğu için 17 tane terim var. Ortadaki o hangisi olur arkadaşlar? 17'nin yarısı 8,5, 9, 9. terim tam ortada olacaktır. Padesin eşit aşağıdakilerden hangisidir demiş. Onun üçlüsü ile onun dörtlüsünün toplamı nedir? 11'in dörtlüsüdür. Yanında da 11'in beşlisi var. İkisini toplarsak ne olur? 12'nin beşlisi olacaktır. Nerede bu? A şıkkında. İfadesinin x karenin azalan kuvvetlerine göre yapılan binom açılımında katsayısı en büyük olan terim ortadaki terimdir. Ortadaki terimi de nasıl buluruz? Burada kaç terim var? 18'in bir fazlası 19. O zaman ortadaki terim 9'un bir fazlası 10. terim olacaktır. Polinomun da x küplü terimin katsayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Hemen terimleri yazalım. Birincinin küpü olsun diyor. Eksi birin kaçıncı kuvveti olacaktır o zaman? Üzeri 4 olduğu için birinci kuvveti olacaktır. Önüne ne gelecek? 4'ün birlisi gelecek. Artı burada da yine x küplü terim istiyor. Küp olacak. 2'nin nesi olmalı? Önüne ne gelecek? 3, 2 daha 5. 5'in ikilisi gelecek. 4'ün birlisi 4. Eksi gelir şuradan. Eksi 4 x küp. 5'in ikilisi 10. Çarpı 4. 40. X küp gelecektir. Toplarsak 36 X küp olacaktır. A pozitif gerçek sayıymış. ifadesinin binom açılımındaki X'li terimin katsayısı sayısı 14'müş arkadaşlar. A kaçtır diyor. Hemen terimleri yazalım. Birinci terim, ikinci terim, kat sayımız. Kat sayımız 8'in bir kombinasyonu olacak. Peki X'li terim olması için 8'i nasıl dağıtırım arkadaşlar? Eğer buraya ben 3 alırsam 3 kere 2 6 olur. Buraya 5 kalır. 5 kere 1 5 olur. Sadeleştiğinde de 6 eksi 5 bir tane x kalacaktır. Yani x'in birinci kuvveti kalacaktır. O zaman burası ne olur? 8'in 5'lisi ya da 8'in 3'lüsü ne yapar? 56. A küp x üzeri 6 çarpı 1 bölü a üzeri 5 x üzeri 5. Şunlar sadeleşirse burada bir tane x kalır. Bunlar sadeleşirse Burada a ak kare kalır. Yani burası 56 bölü a kare eşitmiş ne arkadaşlar? 14'e. Sadeleştirirsek burası ne olur? 4. A kare 4 geldi buradan. A ne olacaktır? Pozitif demiş daha için. 2 olacaktır. Olduğuna göre B artı F toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. B x küplü terim. F ise sabit terim. F'yi hemen bulabilirim arkadaşlar. F'yi bulmak için x'e ne verelim? 0 verelim. x'e 0 verirsek eksi 3 üzeri 3 artı eksi 4 üzeri 4. 0 verdiğimizde a, b, c, girecektir. Geriye ne kalacak? f kalacak arkadaşlar. Buradan da eksi 3'ün küpü ne yapar? Eksi 27. Eksi 4'ün 4. kuvveti 256 yapar. Karesi. Çıkarırsak burası ne yapar arkadaşlar? 57 olsaydı 27 çıkınca 30 olurdu. Ama 56 229 yapacaktır f'miz. f'yi bulduk. B'yi bulabilmek için x küplü terimleri açacağız arkadaşlar. x küplü terimi burada nasıl buluruz? Birincinin küpü, eksi 3'ün 0 kuvveti kat saysısı ne olur? 3'ün sıfırlısı olur. Burada ne olur? Birincinin küpü, eksi 4'ün birinci kuvveti önüne ne gelecek. 4'ün birlisi gelecek. 3'ün sıfırlısı 1, eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti 1. Buradan bir tane x küp gelir. 4'ün birlisi 4. Eksi 4'ün birinci kuvveti eksi 4. 4 kere 4 ne gelir? Eksi 16 gelir. Buradan da eksi 15 x küp gelecektir. Bizden ne istiyordu? bunun kat sayısına ne demiş? B demişti. B ile F'yi toplayın demişti. Yani 229'dan 15'i çıkarırsak arada 214 olacaktır. Olduğuna göre A'yı bulunuz demiş. Birinci terimimiz x bölü y. İkinci terimimiz eksi y bölü x. Önünde de bir katsayı var. 5'in bir kombinasyonu olacak. Şimdi a çarpı x bölü y demiş. Burada x bölü y ve y bölü x'ler var. x bölü y kaldığına göre x bölü y'nin kuvveti y bölü x'in kuvvetinden bir tane büyük olacak. O zaman 5 nasıl ayrılır? 2'ye 3 şeklinde. 2 ise burası da 2 olacak. 5'in ikilisi 10. x bölü y'lerden e, ikişer tanesi sadeleşecek. Burada ne kalacak? Bir tane x bölü y kalacak katsayısı ne olacak arkadaşlar? 10 olacak. 15'in birlisi, üçlüsü, beşlisi, 13'lüsü, 15'lisi 15 ne kadar ifadenin toplamı nedir diyor? Hepsini koymuş olsaydı eğer ne derdik? 2 üzeri 15 derdik. Ama tekleri koyduğu için sadece 2'ye böleriz. Ne olur cevabımız? 2 üzeri 14 olacaktır. İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi 7'nin sıfırlısı dediğine göre demek ki 7. kuvvet arada artı eksi artı eksi gittiğine göre eksi var arkadaşlar. Değişiklik fark edilmediğine göre demek ki bir 1 var. 2'nin de azalan kuvvetleri olduğuna göre birincisi de 2. Yani bu ifade 2 eksi 1'in 7. kuvvetinin açılımı. Bu da ne olur? 1 üzeri 7'den 1 olacaktır. Yeni nesil sorular. Aşağıda Pascal üçgeninde Getirilen her bir adımdaki sayıların toplamı okunucuna yazılmıştır arkadaşlar diyor. Buna göre 7 adımdaki sayıların toplamı kaçtır diyor. Sayılara bakalım ne olmuş? 1, 1, 2, 3, 5 şeklinde gidiyormuş. 1 ile 1'in toplamı 2. 2 ile 1'in toplamı 3. 3 ile 2'nin toplamı 5. Yani her sayı kendisinden önceki iki sayının toplamı şeklinde gidiyormuş. O zaman 5 ile 3'ün toplamı ne olur? 8, altıncı adım. 8 ile 5'in toplamı 13 olur. Bu sayılar Fibonacci ismiyle de isimlendiriliyor arkadaşlar. Fibonacci sayıları aradığımız cevap 13. Yukarıda verilen Pascal üçgeninin 7. satırındaki sayıların toplamının birler basamandaki rakam kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi 7. satırında dediğine göre demek ki x artı y'nin 6. kuvvetinin açılımı arkadaşlar. 1 eksiğini alıyorduk. Burada ne diyordu? Bunların toplamı ne oluyordu? 1, 1 yazarsak 2 üzeri 6 oluyor. 2 üzeri 6 da ne eşit? 64'e birler basamağını istiyormuş. 4 olacaktır. Şeklinde verilen binom açılımına göre diyor şu katsayıların toplamı ne olur diyor arkadaşlar. Buna baktığımızda arkadaşlar şu binom açılımdaki ifadelerin neleri sadece çift olanları. Eğer hepsini sorsaydı 2 üzeri 8 olurdu. Sadece çiftleri soruyorsa 2'ye böleriz o da ne olur? 2 üzeri 7. 2 üzeri 7 de neye eşit? 128'e eşit. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Diyorum 7'den 8'e, 9'a, 10'a, 11'e çıkmış. Buraya bakıyorum. 3, 5, 6, 7, 8 ee, bunları yazmış. Şurada bir dörtlüsü eksik arkadaşlar. Buraya ne ekleyelim? Bir 7'nin dörtlüsünü ekleyelim. Tabi kafama göre ekleyemem. Şuradan da çıkarıyorum aynı işlemden yine. 7'nin üçlüsü ile 7'nin dörtlüsünün toplamı neye eşitti arkadaşlar? 8'in dörtlüsüne eşitti. 8'in dörtlüsüyle hemen yanındaki 8'in beşlisinin toplamı neye arkadaşlar? Beşlisini eşit arkadaşlar? 9'un beşlisine eşit. 9'un beşlisiyle hemen yanındaki 9'un altılısının toplamı neye eşit? Bir tane yukarı çıkıyoruz yine. Ne oluyor? Onun altılısı. 10'un altılısıyla onun yedilisinin toplamı neye eşit arkadaşlar? O da 11'in yedilisine eşit. Şuraya geldik. 11'in 7'lisi ile 11'in 8'lisinin toplamı neye eşit arkadaşlar? O da 12'nin 8'lisi. En son işlemi yaptık. Yalnız burada ne kaldı? 7'nin 4'lüsü kaldı. 7'nin 4'lüsü neye eşit? 35 eşit. Cevabımız 12'nin 8'lisi eksi 35 yapacaktır. İşleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Onun sıfırlısı, onun onlusu çıkmış. Onun onlusu neye eşitti? Onun sıfırlısına bunlar birbirine götürür. Onun ikilisi 10'un 8'lisine eşitti. Onun dörtlüsü onun 6'lısına. Cevabımız ne olacaktır? 0 olacaktır. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde yeniden görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.